Tonguç Akademi'den herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle simetri konusunu öğreneceğiz ama bu simetri bildiğiniz simetrilerden değil bol oyuncaklı bol görselli bir simetri konusu olacak. Konumuza geçmeden önce ne yapıyorum? Hemen haftalık programıma bakıyorum ve ödevlendirmemi yapıyorum. Bugün günlerden 7 Nisan, 7 Nisan simetri konusundayız. Hemen bakalım kitaplarımızı alalım. Sıfırdan dörde kitabımızı alıyoruz. Sıfırdan dörde kitabımızda istediğimiz sayfayı bulamıyoruz ve bulduk. Bakıyorum sayfa 138 139 0'dan 4'e de ödevimiz taktikli soru bankamızı alıyoruz. Taktikli soru bankamızda test M27 Açıyorum. Çok güzel örnekler, çok güzel sorular var. Ödevimiz ve geçiyoruz. Öğretmenim tamam, taktik iyiydi, hoştu. Güzel sorular öğrendik de bize şöyle zor sorular lazım diyenler. Zoru bankamızı açıyoruz ve ne yapıyoruz? M33 testimizi güzelce yapıyoruz ne zaman? Konuyu dinledikten sonra. Hazırsanız başlıyoruz. Evet çocuklar bir önceki senelere dönelim ve diyelim ki iki eş parçaya bölünebilen şekillere biz ne diyorduk? Tabii ki simetrik şekil diyorduk. Hızlı bir şekilde yazıyorum. Diyorum ki simetrik şekil denir. Ne bahtsız bir günümdeyim böyle. Kalemin ucu bitmiş. Sen kenara çekil. Yenisi gelsin. Çok güzel bir dondurma görüyorum. İki eş parçaya bölünebiliyorsa ne diyorduk buna? Simetrik şekil diyorduk. O zaman şöyle yapabilir miyim? Tam şu Buradan iki eş parçaya bölersem ne derim? Bu dondurmam benim simetrik şekildir derim. Bakıyorum orada kimi görüyorum? Tanju. Keşke benim olsa demiş Tanjucuğum. Merak etme ben seni de düşündüm ve simetri konusunu çocukların en iyi anlayabileceği ve çocukların yapmaktan çok hoşlandıkları origami anlatmaya karar verdim. Bak senin için bu dondurmayı yapacağız. Kiminle birlikte? Arkadaşlarınla birlikte. O halde şunu alıyorum. Çocuklarım hazır mısınız? Eğer hazırsanız ders dinlemekten başka yapacağımız işler de var bizim. Hemen annenizin babanızın yanına gidin bir A4 kağıdı kapıp gelin ve bu arada da bana orada olduğunuzu hissettirmek için like atmayı aman unutmayın diyorum. Keşke senin de olacak merak etme şimdi Tanju'cum dedim. Aldım elime bir kare kağıt. Eğer kare kağıdınız yoksa çocuklar A4 kağıdı ile sen gel bakalım şuradan hemen nasıl bir kare elde edebileceğinizi göstereyim. Alıyorum kağıt, A4 kağıdımı şu şekilde de katlıyorum. Katladıktan sonra fazlalığı keserek de çocuklar ne elde edebiliyorum ben? Bir kare kağıt elde edebiliyorum. Ben önceden hazırlamıştım sizin için kare bir kağıt. Peki bundan nasıl dondurma yapacağız? Simetri konusuyla tam da ilişkili olarak yapacağız. Çocuklar simetri dediğimiz şey neydi? İki eş parçaya ayrılabilen şekillerdi. Ben şimdi size dondurma yaparken burada yaptığım hareketin sağ tarafta yaptığım hareketin aynısını sol tarafta yapıyorum ki simetrinin ne olduğunu iyice kavrayabiliyorum bilin istiyorum. Evet katladım. Buradan da katlıyorum. Bu arada umarım kağıtlar kalemler alınıp da gelinmiştir. Bana eşlik edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Like atmayı da unutmadığınıza eminim. Evet yaptım. Herkes katlamıştır. Bakın ne yaptım çocuklar? Öncelikle kağıdım zaten ikiye ayrılmış vaziyetteydi. İkiye ayrılmış pardon ikiye katlanmış kağıdımı ne yaptım? Hop buradan içe katladım. Buradan içe katladım. Bitti mi? Bitmedi. Daha dondurma yapmak için çok yolumuz var Tanju ama seni aç bırakmayacağız seni dondurmasız bırakmayacağız hazır havalarda ısındı katladım bakın şu köşelere dikkat ederek bunu da katlıyorum ve buradakinin aynısını yapmalıyım aynı hareketi niçin esimetri tam olarak böyle bir şey katladığımız zaman üst üste gelmesi lazım üst üste gelmesi için de burada yaptığımın aynısını burada yapıyorum bitti mi bitmedi kağıdımızı ters çeviriyoruz çocuklarım çevirdik şu fazlalıklar var ya fazlalıklar kıvırılım içine gitsin hemen kıvırıyorum bunu gel bakalım seni de kıvıralım Hop, seni de kıvırdım peki şimdi ne yapıyorum az önce arka tarafta yapmıştım ya bir kıvırma işlemi şimdi aynısını burada yapıyorum şu ortadaki çizgiyi dikkat ederek yapıyorum kıvırdım bitti mi bitmedi hayır aynı işlemi tam olarak karşı tarafa da yapıyorum niçin çünkü konumuz simetri bizim evet gel bakalım ayarlamaya çalışıyorum. Elko el işleri konusunda da fazlaca yetenekli olduğumu söylemem mümkün değil. Evet bu konularda yetenekli olanlar orada mısınız? Oradaysanız bize gösterin kimler bu konuda yetenekli? Dedim bitmedi. Arkasını çevirdim. Yalnız kağıdım da şekil. Önümden çekil değil mi Tanju? Senin için en güzel kağıdımı getirdim. Çocuklar ne yapıyorum şimdi? Bakın şuraya dikkat edin. Katlıyorum. Dondurmamın toplarının olduğu kısmı yapacağım. Tam ortaya dikkat ediyorum ki katlandığı zaman üst üste gelsin. Bir kere katladım. Yetti mi yetmedi mi? Hop. Bir de dışa doğru katlayayım yahu. Hani o topları var ya topları üstündeki. O hissi verebilsin bana diye. Hoppala bitti mi bitmedi. Şunu da katlıyorum. Yine aynı şekilde katladım. Son bir çıkış yapayım. Ve işte Tanju'cum tam da pantolonla uygun sana bir dondurma. Peki bu konunun simetriyle ne alakası var öğretmenim? Bakın ne alakası var. Tam ortadan ikiye katladım. Ve ne oldu çocuklarım? üst üste geldi. Üst üste geliyorsa ben buna ne diyordum? Simetrik şekil diyordum. İyi ki canın senin dondurma çekmişti. Simetrik şekil neymiş? Arkadaşlarına anlatabildim. Bitti mi? Bitmedi. Hemen hatırlıyoruz, hafızamızı yokluyoruz. Simetrik şekilleri iki eş parçaya ayıran doğrulara biz ne diyoruz? Simetri doğrusu diyoruz. O halde hemen yazalım. Simetri doğrusu denir dedim ve simetri doğrusunu göstermek için daha önceden hazırladığım doğrularımı ne yaptım Tanju değil. Sen kimsin? <laughs> Tonguç'un eline yerleştirdim. Şimdi ben de ne yapacağım biliyor musun Tonguç? Bununla birlikte arkadaşlarına simetri doğrusu yapılabilecek şeyleri anlatacağım. Aa, zaten ne demişim? Bu sayfa Tonguç 4. sınıf öğrencilerinin simetri doğrusu ile yaparak yaşayarak öğrenmesi için boş bırakılmıştır. Ne yapıyoruz çocuklarım? Eğer evinizde evalarınız varsa evalarınızda doğru yapın. Yoksa bir ip bile olur simetri doğrusunu anlatmanız için. Farklı şekiller alıyor ve bakıyorum tam ortadan ikiye bölünebiliyor mu? Niçin? Simetri doğrusu tam ortadan ikiye bölen doğrulardır. Elimde benim bir tane ne var? Çam ağacı var. Bu çam ağacını tam ortadan ikiye bölebiliyor musun? Sen çok büyük müsün çam ağacı? Daha küçük bir tane alayım. Katlamakta seni zorluk çekiyorum. Tam ortadan ikiye bölebiliyorsam diyorum ki sen simetri doğrususun. Tam ortadan ikiye bölebildin. Yani evet böldü. Siz gördünüz onu. Ama da kalın çizmişim doğruyu yahu. Evet. Tam ortadan ikiye katladım ve şekillerim üst üst üste geldi. Bu bir simetrik şekildir. Simetri doğrusu da nerededir? Tam ortadan ikiye bölebildiği kısım. Yani burası da nedir? Simetri doğrusu. Şöyle bir kenara bırakayım. Başka örneklerde yapalım. Bir B harfi aldım elime. Bakalım B harfinin simetrik şekil mi değil mi? Simetri doğrusu nerede? Alıyorum B harfimi. Doğru mu da alıyorum? Tam ortadan ikiye katlıyorum. Bakıyorum. A üst üste geldi. Simetri doğrum benim şeklimi üst üste getirdi. Tam ortadan ikiye böldü. O zaman ne diyorum? B harfi sen simetrik bir harfsin ve simetri doğrusu işe yarıyor burada. Peki şöyle bölebilir miydim çocuklar? Şöyle simetri doğrusu çizebilir miydim buraya? Ay olmadı. Burada bambaşka bir şekil kaldı. Burada bambaşka bir şekil kaldı. O zaman böyle olmaz. Simetri doğrusu nerededir? Tabii ki buradadır. Seni bir çizeyim. Arkadaşların da görsün. Simetri doğrusu nereden çizebilirim? Buradan çizebilirim. Edebilirim. B harfi seni de kenar alıyorum. Daha büyük bir şeklim varsa seni bekliyorum. Evet hemen aldım şunu elime değişik bir kağıt aldım. Bakalım bu kağıdımı tam ortadan ikiye böyle biliyor mu benim simetri doğrum? Eğer böyle biliyorsa derim ki ben bu şekil simetrik şekildir. Simetri doğrusu işe yarıyor. Evet şöyle olabilir mi? Hemen bakayım katlayayım. Oldu bile. Simetri doğrum tam ortadan iki eş parçaya ayırdı. Ya da katladığımda üst üste gelecek şekilde ayırdı. O zaman diyorum ki bu şeklimin simetri doğrusu tam tam olarak buradadır. Peki şurada bir simetri doğrusu var mıdır? Bir de buna bakalım mı? Tam şöyle ortadan ikiye katlayabileceğim bir simetri doğrusu var mıdır? Aa yok. Görebiliyorsunuz umarım. Bakın burada fazlalıklar oluştu. Hayır bunun bir tane simetri doğrusu vardır. Bu da dikey bir simetri doğrusudur dedim. Yaparak yaşayarak öğrendik. Boş sayfacım. Geçiyorum başka bir Tanju konuşmasına. Diyor ki Tanju. Öğretmenim hazır eliniz şu şekilleri bir de simet doğrularını gösterir misiniz? Tanju'cum elbette gösteririm hem de buralarda da değil. Alırım ben kağıdı elime tam ortadan ikiye katlaması gerekiyor. Burada bir dikdörtgen var dikdörtgen olduğu için dikdörtgeni aldım. Bakalım şöyle tam ortadan ikiye katlayabiliyor muyum? Katladığım zaman şeklim üst üste geliyor mu? Hemen sizler de bana yardımcı olun. Çocukların bir fazlalık görüyor musunuz? Ben göremiyorum. Evet o zaman burada bir simetri doğrusu vardır. Hemen erinliyorum çiziyorum. Eğer sizin de benim, de, benim gibi görsel zekanız çok kuvvetli değilse muhakkak materyallerle çalışın. Böyle kağıda çizip yazmayla olmaz o işler. Burada bir simetri doğrusu var. E şöyle deneyelim bakalım burada bir simetri doğrusu var mı? Tam üst üste katlandı mı? Hop bakıyorum bir fazlalık var mı? Bana söyler misiniz? Hayır hiçbir fazlalık yok. O zaman ne diyorum? Burada da bir simetri doğrusu oluşmuştur diyorum. Yetti mi? Yetmedi. Bir de çapraz deneyeyim mi? Çapraz deneyelim bir bakalım. Şuralarda... Ah, çocuklar özellikle bunu kağıtla göstermek istedim. Çünkü bazı kanallarda görüyorum dikdörtgeni simetri doğrusu var demişler. Dört tane demişler. Buraya da çizmişler, buraya da çizmişler. Hayır, dikdörtgenin yalnızca iki tane simetri doğrusu vardır. Bir yatay, bir dikey. Çaprazlarda simetri doğrusu yoktur. Aman sakın dikkat edin. Bu hataya düşmeyin. Niye öyle hatalar yapılmış bilmiyorum ama belki dikkatinden kaçmıştır öğretmenlerimizin. Aman dikkat edin diyorum. Neymiş? Bir yatay, bir de dikey simetri doğruları varmış. Kare burada mısın? Kareyi de hazırlamıştım. Gel bakalım kare. Senin kaç tane simetli doğrun varmış? Hemen önce yatay katlayayım bakayım seni. Olacak mı bu iş? Fazlalıklar. Evet. Bakıyorum fazlalık var mı? Fazlalık görüyor musunuz çocuklarım? Göremiyorum. O zaman diyorum ki burada bir simetli doğrusu vardır. Simetri doğrusunu çizdim. Bakalım dikeyde katlama yapalım. Dikeyde bir simetri doğrusu oluştu mu? Tam üst üste katlamamıza yardımcı oluyor. Oldu. O zaman nedir? Burada da bir simetri doğrusu oluşmuştur. Dikdörtgende denemiştik. Olmamıştı. Bakalım burada çapraz var mı? Köşegenler simetri doğrusunu oluşturuyor mu? He, daha önce katladığım için oldukça kolay yaptım farkındaysanız. Niçin? Dikdörtgenden kare elde etmek için katlamıştım. Bakın tam ortadan İkiye katlandı. şeklimiz üst üste geldi. O zaman diyorum ki burada da bir simetri doğrusu oluşmuştur. E başka köşegeni yok muydu karenin? Yeni işledik. Vardı. Şurada da bir deneyelim mi? Bence olacak ama olmama ihtimaline karşı bir deneyelim. Tam üst üste geldi. Fazlalığım var mı? Yok. O zaman diyorum ki burada da bir simetri doğrusu oluştu. Toplam bir, 2, 3, 4 tane simetri doğrusu vardır benim karemin diyorum. Kenara koyuyorum. Şurada da bir gösterelim. Bir tane yatay. Bir tane yok bir tane dikey bir tane yatay iki tane de köşegen şeklinde neyimiz vardır bizim simetri doğrumuz vardır. E buraları niye yazmadım en son yazarım en son. Önce konuyu anlatayım da size. Dairem hazır bakalım dairede üst üste katlayınca kaç tane simetri doğrusu oluyor. Buradan katlandı o daire oldu. O zaman buraya bir çizgi çizelim. Ay kağıdım seni de çizdim. Evet e, şöyle katlayayım bakayım bir de. Hmm, böyle katlayınca da tam üst üste geldi çocuklar. Allah Allah. Acaba nereye kadar katlayacağım bunu? E, bir de şöyle katlayayım bakayım nasıl bir şey olacak. Şöyle katladım. Allah Allah. E burada da simetri doğru mu oldu? Allah Allah. Nereye kadar gidecek çocuklar bu? Şöyle katladım. Tam üst üste geldi. Burada da simetri doğrusu oldu. Çocuklar nereye kadar gidecek bu simetri doğruları? Biri beni durdursun. Biri tarjıyı durdursun. Lütfen yorumlara şu anda yazın. Kaç tane simetri doğrusu vardır? Çünkü yoruldum artık katlama yapmaktan. Seni katlamaktan yoruldum daire. Hoppalar çiziyorum. Bakayım burada bir simetri doğrusu. Aa. E bu da başka oldu. E bu da başka oldu. Nereye kadar gideceğim ben yahu? Allah'ım yoruldum katla katla. Şöyle de bir şey yapayım bakayım. Şurada simetri doğrusu oluştu mu? E oluştu yine üst üste geldi. Çocuklar sanıyorum ki dairenin simetri doğrusu sonsuza kadar gidiyor. Sonsuz tane simetri doğrum vardır. Daire merkezini şuraya gibi alayım da sonra çizmem kolay olsun. Yalandan şöyle 3-5 tane çizeyim. Siz zaten Buradaki şekilde görüyorsunuz sonsuza kadar gider dairenin simetriye doğruları. Şöyle çizebildiğim kadar çizmeye çalışayım sizin için. Şuraya da çizeyim. Hadi son şuraya da çizeyim. Yok bu sondan bir önceki olsun. Şuraya da çizdim. Dedim ki dairenin sonsuz sayıda simetri doğrusu vardır. E aşağıları şimdi dolduru verelim. Dikdörtgenin iki tane simetri doğrusu vardır. Karenin bir, iki, üç 4 tane simetri doğrusu vardır. Dairenin ise sonsuz sayısa, sayıda sonsuz tane yazsam olur mu? Olur sayıda yazması buraya bayağı uzun sürer. Sonsuz tane simetri doğrusu vardır dedim. Peki öğretmenim bu şekiller simetrik midir, değil midir? Nasıl anlayacağız? Anlaması çok kolay. Az önce de gösterdim. Katlandığını hayal edeceksiniz. Katlandığı zaman tam ortadan ikiye katlanıyor ve üst üste geliyorsa diyorum ki bu şekiller simetriktir ve simetri doğruları vardır. E zaten ben de simetri doğruları gösterin demişim. Olur göstereyim. Bakın bir tane dikey simetri doğrusu görüyorum. Niçin? Bu simetri doğrusundan üste katladığım zaman ne olacak çocuklar? Üst üste gelecek. Şöyle çizmeye kıyamadım farkında mısınız? Resmen çizmeye kıyamadım. Çizdim konu anlatıyoruz burada. Üst üste katladığım zaman üst üste geliyorsa bu nedir? Simetri doğrusu burada bir tane vardır. Ee, şöyle katlasam tam üst üste gelmez mi çocuklarım? Bakın böyle de üst üste geldi. Burada da bir tane simetri doğrusu vardır. Peki kim söyleyecek? Bana. Bunun başka simetri doğrusu var mıdır? Şuradaki köşegen bir simetri doğrusu oluşturur mu? Buradaki köşegen bir simetri doğrusu oluşturur mu? Düşünüyorum. E ee, öğretmenim az önce anlatmıştınız. Ve özellikle dikdörtgene dikkat edin demiştiniz. Dikdörtgenin bir dikey bir de yatay simetri doğrusu vardır. Şekillerin içindeki desenlere de aman dikkat edin. Üst üste geliyor mu gelmiyor mu diye. E geldi sen simetriksin. Sana bakalım bir tane dikey çizelim. Sanıyorum dikey bir simetri. Allah'ım kıyamıyorum. Resmen kıyamıyorum ama şöyle çirkin çizdim şuradan çizeyim ya. Yarısı orada kaldı olmaz. Heh, şimdi oldu. Katladığım zaman şeklim üst üste geliyor mu? Simetri doğrumdan geliyor. Sen de simetriksin. Bu simetri doğrum var. Peki çocuklarım burada şuna dikkat edebilir misiniz? Şöyle yatay bir simetri doğrusu çizebilir miyim ben bu yaprağı? Mümkün değil. Niçin? Simetri doğrumun altında yaprağımın sapı kalır. E, üstte nerede? Yok. Yaprağımın iki kısmı burada. E Altta karşılığı var mı? Yok. Hayır. Senin bir tane simetri doğrun. Senin iki tane simetri doğrun vardır. Gel gel elim minik kelebeğe. Bahar geldi kelebekler uçuşacak inşallah. Bekliyoruz sizi sabırsızlıkla. Hemen bir bakalım yatay simeti doğrusu çizebiliyor muyum? He, sizce bu simetri doğrusunu buraya çizersem şeklimin üstüyle altı aynı mı? Hayır canım bu kelebeğin iki tane anteni var yukarıda. iki tane de aşağıda anteni yok. Evet katladım bakın buraya da buraya üst üste gelmedi. Olmadı yatağı yok. Bir de dikey deneyelim bakalım. Dikey denerken de aman dikkat edelim. Şu antenler... Ayrılsın tam ortadan ikiye. et. Evet, şimdi oldu. Şimdi dikey varmış. Katladığım zaman dikey de üst üste gelebiliyor biliyor musun? Kelebek seni de tebrik ediyorum. Senin de bir tane simetri doğrun varmış. Gelelim arıca. Arıcık sana bakalım. Senin simetri doğrun var mı? Yani seni çizip de canını sıkmak istemiyorum. Şekli bozmak istemiyorum. Şurada bir simetri doğrusu düşünelim. E simetri doğrularım neredesiniz ya? Sizi kullanayım. Şurada bir simetri doğrusu düşünelim. Simetri doğrumun üstüyle altı oldu mu olmadı. Sen simetri doğrusu olamazsın. Yatay bir simetri doğrusu çizemem. Ama dikeyde bakıyorum. Dikeyde bir simetri doğrusu çizdiğim zaman şeklim katlandığında üst üste geliyor mu? Geliyor. O zaman diyorum ki senin bir tane dikey simetri doğrun vardır diyorum. Minik, arıcık. O da ne? Ne oluyor burada? Tongül, öğretmenim ne oluyor? Ben de bilmiyorum. Bir bakalım neler yaşanıyor. Öğretmenim, öğretmenim. Efendim yavrum. Kalemin var mı? Var var. Şeklin var mı? Var var. Simetri aynam var mı? Simetri aynam var mı? Evet, var var. Peki ne duruyorsun? Simetri anlatsana öğretmenim bize. 2 saattir simetri anlatıyorum zaten Tongül. Farkında değil misin sen? He, pardon. Bundan bahsetmiyormuş Tongül. Öğretmenim modellerin üzerine aynı yerleştirerek simetrik olup olmadıklarını gözlemliyoruz ya ondan bahsediyorum. Yani aynaya göre simetriden bahsediyorum demiş. Olur canım neden olmasın? Aynaya göre simetriyi de anlatırım ben sana. Zaten doğru simetri doğrusunu katlayınca aynaya göre simetri olup olmadığında aslına bakarsanız anlıyoruz. O zaman madem benim için hazırladın Tongül'cüm burayı ben mi arkadaşlarına hızlı bir şekilde anlatmam gerekiyor. Simetri aynası nasıl kullanırız? Öğretmenim simetri aynamız yok bizim. Benim de yoktu simetri aynam. Peki ne yaptım simetri aynam olmadığı için? Normal bir ayna aldım. Ayna yansıması da diyoruz buna. Bakın kalbime. Kalbimin simetrisini görüyor musunuz? Ay çok gittin. Tongül sen de görünüyorsun. Çık aradan Tongül. Şöyle yapayım tam aradan anlatayım. Evet bakın çocuklar aynada görüntüsünü görüyor musunuz? Harika bir görüntü. İşte bu simetri. Ayna simetrisi diyoruz. Yani aslında simetri doğrusunu katlayınca üst üste geliyor diyor ya. Ayna simetrisi de onun aynısı aslında. Evet bakalım bunu peki nasıl yerleştirirdim? Burada bir doğru olsaydı işte tam olarak böyle yerleştirirdim. Buradaki doğrumu hemen çizelim. Şu benim doğrum olsun. Doğruma göre ayna simetrisi dediğimde ne yapıyorum çocuklar? Bunun aynısını alıp koymuyorum. Aynadaki yansımasını düşünüyorum ben. Hemen bakalım aynadaki yansımasına. Hatırlayarım simetri doğrusu sen aradan çekil kafamızı karıştırma. Bakın çocuklar aynısı değil simetri doğrusundan uzaklaştığı yöne bakıyorum ve alıyorum. Kalbimi buraya koyuyorum. İşte sen kalpsin. Senin aynaya göre simetriğinde de budur canım diyorum. Bir tane daha alalım mı? Bir tane de gel bakalım buraya sen. Tatlı ağaç. Bir de ağacı gösterelim arkadaşlarına. Ağacın bakalım nasılmış ayna simetrisi. Aa, ağacı tamamladım. Yarım ağaç varmış. Ağacı tamamladım. Ayna simetrisi de karşıma çıktı. O zaman tamamlayalım biz bunu. Tamamlarken ayna simetrisi böyle mi göstermişti bize? Hayır böyle göstermedi. Aynadaki görüntüyü unutmayalım. Öğretmenim bu konuda benim kafam çok karışıyor. Ne yapabilirim diyenler, çocuklarım yapacağınız şey sizin de aynen benim yaptığım gibi bir ayna elde etmek. Simetri aynası da var doğrusu bunun için kullanılan ama herkesin evinde var mı yok. O yüzden herkesin evinde olan aynayla anlatmayı tercih ettim Bu konuyu gelelim. A bu sayfa Tonguç 4. sınıf öğrencilerinin simetri konusunu yaparak, yaşayarak öğrenmesi için boş bırakılmıştır. Öğretmenim amma da yaparak, yaşayarak öğrendik diyenler. Size hemen bir şey söylemek istiyorum. Bu konularda ben muhteşem değilim. Tamamen görsel zeka istiyor. Görsel zekamız peki çok güçlü değilse ne yapacağız? Evimizdeki materyalleri kullanacağız. Tıpkı şu anda benim yaptığım gibi. Evet, bakıyorum çocuklar. Simetri doğru. Gel bakalım. Şuraya bir simetri doğrusu çizelim. Simetri doğru doğrusuna göre hemen kullanalım simetriyi. Normalde simetri doğrusu elbette ki daha önce siz ince düşünün. Simetri doğrumdan ne kadar uzaklaşmış ve hangi şekli koymuşum ona dikkat ediyorum. Hemen karşılıklı geldiniz mi siz? Geldiniz. Tamam simetri doğrunu gördü arkadaşlarım. Sen aradan çekilebilirsin canım. Evet şimdi daha iyi oldu daha iyi görüyoruz. Biraz açıklıkta bırakmamda fayda var. Daha net görün diye. Simetri doğrumu şöyle çizecek olursam. Dur çekil canım sen çocuklarımın simetri doğrusunu görmesi lazım ki konuyu Allah beri öğretmenim yani doğruyu bile eğri çizdiniz. Doğru kabul edin onu siz düz kabul edin onu. Devam ediyorum bakıyorum simetri doğrumdan uzaklaşmış ve üçlü bir ne yapmışım Lego parçası koymuşum. Legolarını sadece modeller yaratmanız için değil Legoları matematikteki bütün dersler için kullanabilirsiniz. Peki sonra ne olmuş simetri doğrumdan bir, iki tane uzaklaşmışım. Pembe ikili bir Lego koymuşum. O zaman ben de ne yapıyorum? Bir, iki tane uzaklaşıyorum. Pembe ikili bir Lego koyuyorum. Sonra ne yapmış? Simetri doğrumdan bir, iki, üç uzaklaşmış. Birli Lego koymuş. O zaman aynı şeyi yapıyorum. Bir, iki, üç uzaklaşıyorum. Birli bir Lego'yu koyuyorum. Devam ediyorum. Durmak yok. Sonrasında ne olmuş? Bir, iki, üç, dört uzaklaşmış. Yine birli bir Lego koymuş. Bir, iki, üç, dört uzaklaşmış. Yine birli bir Lego koymuş. Başka ne yapmış? Bir, iki tane uzaklaşmış. Birli bir Lego koymuş. Bir, iki tane uzaklaştım. Birli lego koydum. Birli legonun altına diye de düşünebilirsiniz. Hemen onun altında iki tane uzaklaşmış diye de düşünebilirsiniz. Birlinin hemen altı diye de düşünebilirsiniz. Bakın bu da olur. Bunu da yapabilirsiniz. Sonra ne olmuş? Simetri doğrumdan bir uzaklaşmış. ikili beyaz. Bir uzaklaştım. İkili beyaz koydum. İkili beyaz koyduktan sonra ikili beyazımın bittiği yerde ne yapmış? İkili bir sarı mı diyeceğim değişik. Kremle sarı arası bir renksin sen. Sarı diye düşünüyorum. Sarıyı koymuş. Gördünüz mü simetri konusu? Nasıl yaparak yaşayarak öğrenilir? Eğer evinizde legolar varsa hemen legolarınızı alıyorsunuz. Ve legolarla siz de bir doğru olduğunu düşünüp simetri doğrusuyla simetrik şekiller elde ediyorsunuz. Bakıyorum katladım üst üste geldi mi geldi. Bakıyorum şöyle de görün. Görebiliyorsunuz değil mi kameradan? Evet tam üst üste geldi şekillerim simetriğini elde etmiş oldum. Oyuncaklarım siz de şöyle çekilin siz sizde olmaz. Hadi gelin bakalım biraz da kağıt kalem kullanarak sizinle geçelim simetri konumuza. Ama çocuklar aman dikkat edin niçin buraya kadar gelmeden önce muhakkak resimlerle destekleyin. Siyah kalem de bulamıyorum ben ne yapayım kırmızıyla çizeyim. Bakın simetri doğrusundan ne kadar uzaklaştırma dikkat ediyorum. Yaklaşık olarak bir parmak. Bunu siz karelerle de göreceksiniz. Uzaklaşmış. Daha sonra bak o uzaklaştı. Ben de uzaklaştım simetri doğrumdan. İçe doğru gitmiş. O zaman ben de içe doğru gidiyorum. Simetri doğrumdan uzaklaşmış. Ben de uzaklaşıyorum. Hop kareli Kareli defterle daha güzel olurdu bu sanki ya. Evet evet kesinlikle. Siz bu çalışmayı kareli defterle yapmalısınız. İçeri doğru gitmiş. İçeri doğru ben de gidiyorum oraya denk gelecek şekilde. Bakın oraya denk gelecek şekilde içeri doğru gittim. Sonra ne yapmış? Simetri doğruma yaklaşmış. Ben de simetri doğruma yaklaşıyorum. Yaklaştım. Simetri doğrunda içeri doğru yani paralel bir şekilde gitmiş. Ben de paralel bir şekilde gidiyorum. Hop şuraya kadar gitmem gerekiyor. Noktalarla da göreyim de yanlışım anlaş olmasın sonra şeklim. Peki sonra ne oldu? Oy oy oy. Simetri doğru mu ben? Baya baya uzaklaşmış. O zaman ben de baya 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 uzaklaşıyorum oldu mu hmm, biraz daha yeter yok yok bence yeter yeter sonra ne oldu simetri doğruma paralel bir şekilde gitmiş nereye kadar buraya kadar o zaman ben de simetri doğruma paralel gittim şimdi ne yapmış simetri doğruma baya yaklaşmış ben de yaklaşıyorum evet şimdi oldu simetri doğruma paralel şekilde gitmiş ve simetri doğrumdan uzaklaşmış işte bana simetrilerini çizdim simetri doğrularına göre e, aynaya göre simetri de zaten aynı şeydi şöyle görebilir miyiz acaba aynaya göre simetriğini Evet görebiliyorum aynaya göre simetriydi. Aslına bakarsanız tam olarak böyle bir şeydi. Hemen yanındakine geçiyorum. Bu konulara geçmeden önce ne yapacaksınız? Evinizde bulduğunuz oyuncaklarla ya da origami seviyorsanız kağıt katlama sanatıyla ne yapacaksınız? Bu konuyu pekiştireceksiniz. Uzaklaştığı kadar uzaklaştım. Sonra ne olmuş? Dışarı doğru gitmiş. Şöyle bir çizgide o zaman ben de dışarı doğru gittim. Ay simet ne yapmış? Simetri doğruma yaklaşmış. Şuralara doğru yaklaşmış. Ben de simetri doğruma yaklaşıyorum. Ne yapmış? Simeti doğrumdan uzaklaşmış. E canım ben de uzaklaşırım o zaman. Uzaklaştı. E uzaklaşmaya devam ediyordu. Durmuyordu benim şeklim. Ve ne yaptı? En nihayet simeti doğruma yaklaştı. Ben de yaklaşayım. Şöyle yapalım da. Hmm. Evet. Şeklimin de yeri belli olsun canım. Simeti doğruma yaklaşmaya devam ediyor. Ben de yaklaştım. Aşağı inmiş. Ben de indim. Simeti doğrumdan uzaklaşmış. Ben de uzaklaşırım o zaman. Biz ikiz kardeş gibi düşünelim kendimizi. Ve simetri doğruma resmen yapışmış. Sanki bir bebek gibi bir şey olmuşsun sen. Simetrik şekillerim harika oldu. Ne diyoruz? Öncelikle materyallerle bu konuyu işlemeyi unutmuyoruz. E, videonun başında demiş miydim ben zaten? Çocuklarım bugün bambaşka bir simetri işleyeceğiz diye işledik bile. O halde hazırsanız geçelim ödüllü soruya. Ödüllü sorun bana der ki. Aşağıdaki harflerden hangisi simetrik değildir? Simetrik olduğunu nasıl anlıyorduk? Elimize bir simetri doğrusu alıyorduk. Şöyle yatay dikey çapraz bir bakıyorduk. İkiye katlanıp katlanmadıklarını düşünüyorduk. Ve cevabı ne yapıyorduk? Yorumlara yazmayı sakın sakın unutmuyorduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.